birazcık toplumumuzun geleceğini de oluşturuyorlar bir yandan. O şekilde de düşünmek gerekebilir. Aynı zamanda da böyle birazcık toplumlardaki zayıf halkalar olarak da belki değerlendirilebilir. Ama aynı zamanda gelişmeye çok açık, tertemiz enerjiler olarak da onları görebiliriz. Çocukların kendilerine bir nefes alanı yaratmaları ve bunu yaparken de aslında sanatı kullanmalarının çok faydalı olduğunu görüyoruz. Bir enstrüman çalmak da olabilir, bir koroda söylemek de olabilir, resim yapmak da olabilir. Kendilerini, duygularını ifade edebilmeye başladıkları zaman sanat aracılığıyla o zaman çok daha sağlıklı yetişkinler olarak ortaya çıkıyorlar. Sanattan uzakta kalmak durumunda olan çocukların yetişkin oldukları zaman duygularını tespit edebildikleri, onu yeterince iyi bir şekilde yansıtabildikleri bireyler olmakta güçlük çektiklerinde şahitlik ediyoruz. Bununla birlikte sanatın getirdiği şöyle bir güzellik de var. Çocuklar bir grup projesine dahil oldukları zaman öncelikli olarak bir gruba dahil olmanın ne demek olduğunu görüyorlar. O grup içerisinde ne zaman konuşabileceklerini, başkalarını ne kadar dinlemeleri gerektiğini de öğreniyorlar. Hem iyi dinleyiciler yetiştirmiş oluyoruz, bu müzikal anlamda da bu şekilde. Hem de aslında arkadaşlarını dinleyebilen, doğru zamanda doğru şeyi söylemeye gayret edebilen ve iletişim noktasında kendini iyi temsil edebilen bireyler yetişmiş oluyor. Bu anlamda gençlerin ve çocukların sanatın odağında olması çok önemli. Çocuklar da gençler de aslında çok hızlı yetişen insanlar oldukları için çok çabuk sıkılabiliyorlar da, çok çabuk yılabiliyorlar da. Kendi alanımdan örnek vermem gerekirse bir koroda söyleyen çocukların sıkıldığını çok net bir şekilde gözlerinden anlayabilirsiniz. Bir çocuğu illa sıkmamak lazım, hep böyle pamuk tarlalarında yetiştirmek lazım gibi de düşünmemek lazım. Onun aslında çok güzel bir dengesi var. Çocuk hem karşısında mücadeleleri gördüğü zaman onunla başa çıkmayı istemeli. Onunla başa çıktığı zaman o başarıyı yakaladığında onun mutluluğunu da aslında yaşayabilmeli. Ama aynı zamanda önüne çok zor bir eser de koyarsak bu sefer ben bunu yapamıyorum da dememeli. Burada aslında hem çalıştırıcının hem de aslında biraz grup psikolojisinin çok büyük bir önemi var. Bir çocuk provaya girdiği zaman hem onu yüreklendirebilmeliyiz, hem yıldırmadan o başarıda ona eşlik edebilmeliyiz, onun bize eşlik etmesine destek olabilmeliyiz. Bir sahneye çıktığı zaman o seyircinin alkışını almanın ne demek olduğunu gördüğü zaman da bir projenin sonunu getirmenin ne demek olduğunu görmesi bizim için çok önemli. Birlikte Güçlü Sesler Koroları, İKSV alt kat çatısı altında yeşermiş olan gençlerin ve çocukların kültür sanat etkinliklerinde vücut bulabilecekleri imkanları veren bir çatı koro projesi olarak değerlendirebiliriz. Biz bu proje dahilinde iki koro ile birlikte çalıştık. Birinci koromuzda duymayan ve görmeyen çocuklarla birlikte çalıştık. İkincisinde de hem Türkiye'den çocukların olduğu hem de mülteci çocukların olduğu bir proje gerçekleştirdik. Birinci koromuzda görmeyen ve duymayan çocuklarla birlikte çalışıyorduk. Burada aslında düşünecek olursak iki grubun arasında bir iletişim aracından çok bahsedemiyoruz. Ama biz de aslında istedik ki orada müzik ortak aracımız olsun. Dolayısıyla iki yeti farklılığı olan grupla bir arada çalışarak müziği orada bir ortak dil belirledik. İkinci korodaysa farklı kültürden çocukların bir araya geldiği, gene aslında müziğin ortak bir dil olduğu ve bu farklı kültürleri ortak bir potada nasıl eritebileceğimizi, uyum içerisinde nasıl yaşayabileceğimizi anlatan bir proje gerçekleştirdik. Öncelikle kapsayıcı olmak dediğimiz zaman aslında aklımıza gelmesi gereken ilk ilke tamamıyla kapsayıcı olamayacağımız. Hangi gruplarla çalıştığımızı bilmemiz bu anlamda önemli oluyor. Birazcık belki Birlikte Güçlü Sesler Korosu örneğinden gidebiliriz. Demin de bahsettiğim gibi iki farklı koromuz vardı. Birinci koromuzda görmeyen ve duymayan çocuklarla birlikte çalışıyorduk. Görmeyen çocuklarımızla ben çalışıyordum. Duymayan çocuklarımızla da iki farklı eğitmenimiz hem Türk işaret dili uzmanları hem de ritim uzmanlarıyla birlikte çalışıyorlardı. İpek ve Buket'le birlikte çalıştılar. Görmeyen çocuklarımızla birlikte çalışırken bize aynı zamanda Barış İçin Müzik Vakfı'nın koristleri de eşlik ettiler. Bu noktada şu önemliydi. Kurulan her koronun tınısını oluşturmakta böyle birazcık zamana ihtiyacı olur. Bizim de koromuz içerisinde bu zamana kadar hiç şarkı söylememiş çocuklar da vardı. Kendi başına şarkı söylemiş ama bir koroya dahil olmamış çocuklar vardı. Ve Barış İçin Müzik Vakfı'nın deneyimli koristleri bize geldikleri zaman aslında tınımızı çok zenginleştirme şansı yakaladık. Bir araya geldiğimizde çok daha yüksek, çok daha özgüvenli ve cesaretli bir ses ortaya çıkartabildik. Bir yandan da hem duyma kaybı yaşayan hem tamamıyla duymayan çocuklarımızın aslında çalıştıkları prensipte şarkı sözlerinin Türk işaret diliyle bir koreografi oluşturulması sonucu bizimle aynı ritimde ve tempoda olacak şekilde aslında sahneye konması üzerineydi. İki grubun da birbirinden farklı ihtiyaçlarından bahsedebiliriz. Mesela bizim grubumuzda
görmeyen bireyler için aslında belli bir nota sistemi oluşturuluyor. Fakat bizim çok kısa sürede çok fazla iş yapmamız gerekiyordu ve bu noktada ben çocuklarımıza birkaç tane ses dosyası hazırladım. Parçaları söylediğim, ses pozisyonlarını evde çalışabilecekleri, parça ezberleri yapabilecekleri bir fırsat sunmamız gerekiyordu. Çünkü haftada sadece bir kere hep beraber bir araya geldiğimiz zaman bunun olması çok söz konusu değil. Dolayısıyla ben de onlara ödevler veriyordum. Parçaların sözleri ezberlenecek, müzik ezberlenecek. Evde oldukları zaman, çünkü dediğim gibi şarkı söyleme pozisyonlarının oturması da bizim için çok önemli. Diğer tarafta da parçaları seçerken özellikle benden rica ettiler, lütfen repertuarı birlikte belirleyelim diye. Bir parça içerisindeki şarkı sözleri eğer çok fazla soyut anlam içeriyorsa, Türk işaret dilinde bunu anlatmak çocuklara birazcık daha ekstra zaman gerektiriyor. Dünyayı verelim çocuklara diye başlayan bir şarkımız vardı. İşaret dilinde bir koreografi oluşturulacak. Bu koreografide dünyanın önce gezegenler arasında bir tane olduğunu anlatıyoruz. Sonrasında da aslında bunu gerçek anlamıyla değil, mecazi anlamıyla kullandığımızı çocuklara anlatıyoruz ve o aslında koreografi de çok daha farklı bir şekilde bize yansımış oluyor görsel olarak. Bu sebeple de aslında birkaç tane parçamızı birlikte seçtik, koreografiler gerçekleştirildi, videolar çekildi, öğrencilere anlatıldı. Ve yine aslında çocukların ihtiyaçlarından bahsedecek olursak, duyma kaybı yaşayan ya da tamamıyla duymayan grubumuzla çalışırken aslında onlara da önem verdiğimiz nokta müziğin temposunu içlerinde hissedebilmeleri. Bunun için birkaç tane imkan düşünülebilir. Çocukları ahşap bir platform üzerinde tutmak, doğru bir monitör sistemi, hoparlör sistemi ayarlayarak o ritmi hissetmelerini sağlamak, bunlardan birkaçı olabilir. Yine evde çalışacakları zaman parçalara tempoyu vermesi için, çünkü videoyu izlerken titreşim olması da mümkün değil, dikkatlerini çekecek şekilde farklı bir renkle aslında o temponun, o ritmin ne olduğunu çocuklara anlatmamız da mümkün olabilir. Bu da yöntemlerden bir tanesi olabilir. Konsere çıkarken herkes birbirinin omzuna tutundu ve bir şekilde bir yönlendirme gerçekleştirdik. Konserin sonunda birlikte selam vermek istediğimiz zaman, şimdi ben 1-2-3 desem duymayan grubumuz duymayacak. Elimle göstersem 1-2-3 diye bu sefer görmeyen grubumuz görmeyecek. Dolayısıyla ikisini aynı anda İpek ve Buket'le de bir şekilde koordineli olacak şekilde 1-2-3 dedik ve birlikte hep beraber selam verdik ve kalktık. Aslında birbirimizin farklı yeteneklerini bir arada kullanabildiğimiz, birbirimize yardımcı olacak hale getirebildiğimiz bir fırsat yaratmış olduk kendimize. İkinci korumuzu düşündüğümüz zaman da aslında oradaki çocukların da ihtiyaçlarının daha farklı olduğunu gözlemledik. Önümüzde bir dil bariyeri durumu söz konusuydu. Çocukların tamamı tek bir dili konuşmuyorlardı. Dolayısıyla bize bu süreçte eşlik eden bir tercümanımız vardı. Bu noktada çalıştırıcıların düşünmesi gereken en önemli şey aslında, benim her hafta 1,5 saatlik provam var zaman söz konusuysa, onu aslında 45 dakika gibi düşünmek gerekiyor. Çünkü ben ne söylersem tercüman aynısını tercüme ediyor. Ki bu sefer çalıştığımız grubun yaş skalası birazcık daha düşüktü. Dolayısıyla daha fazla araya ihtiyaçları oldu, daha farklı ihtiyaçları oldu ve tercümanın her daim bizim yanımızda olması gerekiyordu. Ben de aslında şöyle bir şey düşündüm. Dili olmayan bir parça seçtik. Skating dediğimiz bir çeşit var. Böyle söz yok ama böyle birkaç tane işte dabidi dubidi şeklinde söylenen bir parça. Çocuklar gördüler ki benim bir dil bilmeme gerek yok bu şarkı söylemek için. Ben melodiyi öğreneyim, oradaki skating'i öğreneyim ve aslında yanındaki arkadaşlarımla ortak bir deneyim paylaşabileyim. Bu bir tanesiydi. İkincisi de aslında diğer ekstrem noktaya gittiğimiz zaman, hiçbir çocuğun bilmediği bir dille şarkı söylemek. Çünkü o zaman çocuklar dedi ki, aha bir dakika, Fince bu arkadaşım da bilmiyor, bu arkadaşım ben de bilmiyorum. O zaman aslında ortak bir deneyimi tekrar paylaşabiliriz. Bu noktada yaş grubunun düşmesiyle birlikte koreografi de devreye girdi. Çocuklar bayıldılar tabii ki. Bütün hareketleri yapıyorlar, evde videolar çekiliyor, bize gönderiliyor. İzler misiniz öğretmenim, işte nasıl olmuş öğretmenim, işte araya tercümanımız giriyor, nasıl olmuş diye soruyorlar diyor. Böyle aslında orada bir dil var ama heyecan ortaya çıkınca o dil bariyeri kalkıyor. Yani gerekirse tercümana söyleniyor, gerekirse video çekiliyor ve bir şekilde size geri dönüşü sağlanıyor. Bu anlamda çok güzeldi. Fakat maalesef ikinci koromuzda şöyle bir talihsizlik yaşadık. Pandemi devreye girdi. Korolar da bunlardan etkilendi, çocuk koroları da etkilendi ve biz evlere kapandık. Fakat provaları bitirmedik. Çocuklar o kadar isteklilerdi ki, o kadar motivasyonları yüksekti ve evde belki de sıkılıyorlardı ki, işte o noktada anladılar ki müzik onların bir nefes alanı, onları rahatlatabilecek, kendilerini ifade edebilecekleri, farklı bir uğraş yaratabilecekleri kendilerine bir alan. Dolayısıyla hiç bırakmadılar.
Yani yaz demediler, hava 30 derece demediler kesinlikle ve bütün provalara Zoom üzerinden geldiler. Her hafta birer saat çalıştık ve sonrasında da Ekim ayında hibrit bir proje gerçekleştirdik. Zor şartlar altında olsak bile aslında bu işin peşinden koştukları zaman nasıl güzel bir iş ortaya koyabildiklerini görmüş oldular. Biz onlara böyle bir konser fırsatı sunabilmiş olduk. Bu bizim için de çok değerliydi. Onlar için de çok değerliydi kesinlikle. Bir koroda şarkı söylemenin en önemli özelliği aslında bireysel bir ses değil ama grup sesi çıkartabilmektir. Çocuklarımız da tabii yan yana gelip seslerini rezone edebilecekleri bir imkanı yakalayamadılar. Fiziksel provaları iptal etmek durumunda olduğumuz için. Ama Zoom üzerinden yaptığımız provalar dahilinde çocuklar bireysel seslerini o kadar geliştirme fırsatı yakaladılar ve bütün arkadaşlarının ortasında kendi mikrofonunu açıp şarkı söyleme cesareti elde ettiler ki hiç beklemediğimiz korolarda, çünkü birazcık daha yanındakine dayanma üzerine kuruludur özellikle küçüklerde. Hani ben birlikte güçlüyüm dersiniz gerçekten koroda şarkı söylerken. Ama bu sefer çocuklar o özgüvenlerini tazeleyebildikleri, belki yeni baştan yarattıkları, cesaretlendikleri ve seslerine güvendikleri bir sürece girmiş oldular ve hepsi teker teker söylüyordum, ismini söylüyorum, hop mikrofonunu açıyor, söylüyor. Belki doğru söylüyor, belki yanlış söylüyor. Önemli değil, söylüyor. Bizim için önemli olan buydu ve bir araya geldiğimizde o kadar heyecanlı ve mutlulardı ki bütün uzun provalarında içlerinde kalan o enerjiyi bir anda dışarı attılar. Koreografilerle bunu gerçekleştirdik, şarkıları böyle forte söyleyerek gerçekleştirdik. Gözlerindeki o pırıltıyı zaten görmemek mümkün değildi. Aslında tam olarak aklımızdaki konser imkanını çocuklara sunamamış olduk, evet, ama bunun sebebi maalesef pandemiydi. Günün sonunda o esnada yapabileceğimizin en iyisini yaptık ve çocuklara bir hibrit konser imkanı sunmuş olduk ve onlar da bundan ötürü çok mutlu oldular. Bu tarz projelerin aslında sürdürülebilirlikleri de gerçekten çok önemli bir rol oynuyor. Hani bir kere projeyi yaptık ve bakalım işte tamam, çocuklar orada artık kendi yollarını bulurlar demek birazcık daha farklı oluyor. Biz şu anda çocukların da bir şekilde sosyal medya üzerinden takip ediyoruz, takipleşiyoruz. Bahsettiğim öğrencilerim arasında işte Güzel Sanatlar Lisesi'ne giren de var. Kendi YouTube kanalını açmış olan öğrenciler de var. Bir şekilde kendi yeteneklerini sergiledikleri. Dolayısıyla aslında fark ediyoruz ki biz müziği onların hayatına bir araç olarak soktuk ve onlar kendi yollarını çizmeye devam ediyorlar. Ki bu sadece müzisyenliklerine değil, aynı zamanda hayatta nasıl bir yetişkin olacaklarını da bize gösteriyor. İyi bir dinleyici olmuşlar, iyi bir grup insanı olmuşlar, ortamlarına uyum sağlayan, kendi fikirlerini istedikleri zaman özgüvenle dile getirebilen bireyler olmuşlar. Zaten aslında bir noktada evet, müzikalite de kesinlikle çok önemli ama sanatın aynı zamanda bireyi geliştirmek noktasında böyle bir işlevi olduğunu da zaten biliyoruz. Bu projelerin de aslında böyle bir etkisi olduğunu hala gözlemlemeye devam ediyoruz. Öncelikle belki şu örnekten bahsedebiliriz. İKSV bu iki projeyle de alakalı, diğer projelerde olduğu gibi çok detaylı bir rapor hazırladı. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Profesör Doktor Feyza Çorapçı'nın yazdığı bir rapor var ve bu rapor içerisinde bu proje sonunda çocuklar, öncelikli olarak çocuklar neler hissettiler, nasıl bir deneyim yaşadılar, veliler, bize yardımcı olan dernekler ve ben neler yaşadım, bunlara dair bir çok güzel bir analiz yaptılar ve aslında ortaya çok güzel bir rapor çıkmış oldu. Öncelikli olarak bu raporun dağıtılması, merak eden insanların o raporlara ulaşması bizim için çok önemli ve İKSV bu noktada yapılması gereken her şeyi çok güzel bir şekilde yaptı. Bununla birlikte geçtiğimiz 3 yıl boyunca ben Avrupa Korolar Federasyonu'nun Gençlik Komitesi'nin üyesiydim. Önüme gelen her fırsatta Avrupa'daki etkinliklerde projelerimizden bahsettim ve şaşırtıcı bir şekilde, özellikle birinci koromuz adına söylüyorum, duymayan ve görmeyen çocuklarımızın olduğu korodan bahsederek söylüyorum. Buna benzer bir projenin Avrupa'da yapılmadığını fark ettim. Ben anlattıkça insanların yüzündeki parıltılar, gözlerindeki ışıltılar arttı. Aslında ciddi anlamda İKSV ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu projenin çok büyük bir motivasyon, çok büyük bir ilham olduğunu gözlemlemiş oldum. Biz de bu yola çıkarken bizim de ilham aldığımız kurumlar oldu. El Sistema'nın Beyaz Eldivenler Korosu bizim en büyük aslında ilhamımızdı bu noktada. Dolayısıyla onlardan aldığımız ilhamı biz bir meyveye çevirmiş olduk. Başka insanların bizden aldığı ilhamların da çeşitli meyvelere dönüşeceğine adım gibi eminim.
Bu tarz projelerin öncelikli olarak proje mensuplarına, sonra topluma nasıl bir katkısı olduğunu aslında ortaya koyduğumuz zaman insanların etkilenmemesi mümkün değil. Eğer bu çeşit kapsayıcılık temasının ön planda olduğu projeleri daha fazla yaymak istiyorsak elimizdekileri kullanmamız, elimizdeki verileri insanlara sunmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocukların umudunu kaybetmiş olduğu bir dünyadan bence hiçbirimiz bahsetmek istemeyiz. Bu anlamda onların bu umudunu canlı tutmayı başarabilen bu tarz projelerin yaygınlaştırmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.